Babasını kaybetmişti 20 yaşındaki Merve Atmaca. O en acı gününde iddiaya göre miras kavgası yüzünden hem halasından hem de amcasından dayak yedi. Cenaze evindeki kavga karakolda bitti. Halam suratımı ısırdı, sol yanağımı ısırdı. Amcam beni defalarca tekmeledi. İddiaya göre amcayla hala en acı gününde yeğenini darp etti. Cenaze evinde çıkan miras kavgası karakolda bitti. Bu nasıl bir diş izi? Gaziantep'te yaşayan 20 yaşındaki Merve Atmaca iddiasına göre aile içi şiddet yaşadı. Babasının cenazesinde miras meselesi yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Atmaca ailesi birbirine girdi. Daha ne oluyor demeye kalmadan halam beni saçımdan sürükleyerek içeriye çekti. Daha sonra elimden telefonumu aldı kayıt çekmemem için amcam. Beni darp etmeye başladılar halamla birlikte. İddiaya göre Merve Atmaca aldığı darbeler yüzünden baygınlık geçirmişti. O sırada gözümü açtığımda amcam annemin boğazını sıkıyordu. Diğer halalarım ve amcalarım ablamı ve kardeşimi darp ediyordu. Daha sonra o hengameden kurtulup polisi aradık. Karakola giden aile yine de kargaşadan kurtulamadı. İddialarına göre ölümle bile tehdit edildiler. Kızının kocasının mafya olduğunu ve bizi öldüreceğini söyledi. Amcam bizim hakkımızın iki şarjör olduğunu ve bizi öldüreceğini söyledi. Genç kız kendisine saldıran akrabalarına seslendi. Buradan halama ve amcama seslenmek istiyorum. Benim hakkım gerçekten bu muydu? Siz bunları yaparken utanmadınız. Ama ben bunları insanlara anlatırken çok utandım. Hala ve amca lafını hak ettiğinizi asla düşünmüyorum. İddiaların hedefindeki halaysa suçlamaları reddetti.